Her şeyden önce bütün olumsuz koşullara, bu iktidarın bütün saldırılarına, engellemelerine hatta anayasayı ihlal etmesine rağmen e, Halkların Demokratik Partisi çok güçlü bir yürüyüşü ortaya koymuştur. Yürüyüş devam etmektedir. Bu yürüyüş her şeyden önce büyük bir çağrıdır. Bugünkü e, iktidara karşı ki bugünkü iktidar e, hukuk tanımayan e, bugünkü iktidar adalet sistemini çökertmiş adaleti e, yok sayan bir iktidar. Bugünkü iktidar Siyasi barışı, iktisadi barışı, toplumsal barışı e, yok etmiş bir iktidar. Bugünkü iktidar faşizmi kurumsallaştıran, demokratik siyasete dair ne varsa tahammül gösteremeyen, e, siyasetçileri, demokratik siyaset içinde mücadele eden siyasetçilere e, e, cezaevi yolu gösteren, siyasi tutsakların bugün sayısı 10 binlere ulaşmışsa, bugün demokratik siyaset adına bütün kurumlar çökertilmişse, Türkiye'nin e, bugün artık... ...bir seçenek yaratma zorunluluğu vardır. Türkiye halklarının, Türkiye'deki demokrasi güçlerinin... ...Türkiye'deki demokrasiden yana var olan herkesin... ...kadınların, emekçilerin... ...şimdi hep birlikte bir seçenek yaratma zamandır. Biz bu seçeneği gösteriyoruz. Biz bir öncüyüz. Bir yol açtık. Bu yolda buluşmaya davet ediyoruz. Herhangi bir siyasi programı... ...herhangi bir siyasi ideolojiyi dayatarak değil asgari müştereklerde bir buluşma davetine çağırıyoruz. Gelin hep birlikte bu ceberrut iktidardan, bu faşizmi kurumsallaştıran diktatoryal heveslerle yatıp kalkan bu iktidardan bir an önce kurtulalım. Bunun yolu demokrasi ittifakını örmekten geçiyor. O yüzden hem siyasi muhalefete hem toplumsal muhalefete Türkiye'deki bütün halklara, bütün farklı inançlara çağrıda bulunuyoruz. Bu savaş ve şiddet sarmalından bir an önce çıkmamız lazım. Bunun yolu demokrasi ittifakında buluşmaktır. Bu yürüyüşün temel amacı ilmek ilmek bu demokrasi ittifakını örmektir. Son 5 yıldır faşizme karşı kesintisiz, kararlı bir mücadele veriyoruz. Biliyoruz ki bu ülke demokratikleşmeden bu ülkenin hiçbir sorunu çözülemeyecektir. Bu sorunlarımızı hepimizin ortak sorunlarını çözebilmenin yegane yolu bir araya gelmektir, hep birlikte olmaktır. Son zamanlarda HDP'ye uygulanan medya ambargosu tartışılıyor. Bu tartışmalar sizce ambargoyu kıracak mı veyahut da nasıl yorumluyorsunuz? Aslında son zamanlarda değil çok uzun süredir bir medya ambargosuyla karşı karşıyayız. Ee, yanlış hatırlamıyorsam... E Temmuz 2015'ten beri biz medya ambargosuyla karşı karşıyayız. Yani neredeyse 5 yıl olmuş. Bu ülkede medya artık iktidarın yörüngesinden çıkamayan bir uydu haline gelmiş. Ve şunu söyleyebilirim çok az bağımsız medya kalmış durumda. Çok onurlu bir mücadele veriyorlar. ama medyanın büyük bir kısmı iktidarın yörüngesinde ve HDP'ye karşı hem ambargo uyguluyorlar hem de giderek artan bir şekilde aslında güvenlik politikasının bir aparatı olarak HDP'ye saldırıyorlar. Nefret suçu işliyorlar. En temel hakları yok sayıyorlar. İftira atıyorlar ve aklı hayale gelmeyecek yöntemler kullanıyorlar. Şimdi buna medya denir mi? Buna basın denir mi? Bilemiyorum. Son zamanlarda Artık ambargo da kifayet etmiyor çünkü medya ne kadar ambargo uygularsa uygulasın HDP'nin sesi daha da gürleşiyor, hakikatin sesi daha da yükseliyor. Dolayısıyla şimdi sıra artık bu tür saldırıya geldi. Bakıyoruz işte televizyonlarda neredeyse her akşam özel bir HDP programı var. Bu programda HDP'ye saldırarak HDP'yi karalayarak. Nefret suçu e, işleyerek ayrımcılık yaparak e, bir faaliyet yürütüyorlar. E, tabii bunun suç olduğunu kendileri de biliyorlar. Bunun ahlaken e, çok ciddi bir e, sorun olduğunu kendileri de biliyorlar. Sanıyorlar ki iktidara böyle yaranarak ayakta durabilecekler. Tabii medyanın e, sermaye e, yapısı da e, çok e, artık e, iktidarla organik ilişkiler içinde. Tüm bunları biliyoruz. E, sadece EDP bilmiyor ama bütün Türkiye bunları biliyor. E, bütün bunlara rağmen bakıyorsunuz medyada o özgür medya, bağımsız medya, onurlu gazeteciler, mesleğini yapan basın emekçilerinin aslında görünürlüğü de haber hakkını yerine getirmedeki faaliyetleri de çok daha güçlü. Çünkü halk bunu takdir ediyor ve karşılığında bunu gösteriyor. E, ratingler bile bunu bize e, en basit örneğe gidip baksanız aslında bu e, çürümüş e, medya anlayışının e, toplumda bir karşılığı olmadığını görmeniz mümkün. Son bir soru olarak. Peki CHP'nin bu süreçte destek verdiğini çok olumlu destek verdiğini görüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Ne olmalı? E, şu ana kadar e, bir destek vermediler. E, fakat biz çağrımızı yaparken e, illaki siyasi partiler destek versin kurumlar destek versin diye yapmadık Biz bir yol açtık e, bir yol gösteriyoruz çok uzun süredir Demokrasi ittifakında ısrarcıyız e, Özellikle hatırlatmak isterim hayır meclislerinden başlayarak Halkların Demokratik Partisi üzerine düşen bütün sorumluluğu almıştır Asla bir dayatma içinde olmamıştır Asla demokrasi ittifaklarına zarar verecek adım atmamıştır. Bizim ittifak anlayışımız zaten siyasi partilerle görüşmeler ya da angajmanlara dayalı bir ittifak anlayışı değil. Bizim ittifak anlayışımız tüm toplumu kucaklayan toplumdaki esas söz sahibi olanların ittifakını yaratmak kimdir? kadınlardır, kimdir, emekçilerdir, sendikalardır, sivil toplum örgütleridir, gençlerdir, ezilenlerdir, yok sayılanlardır, alevilerdir, e, bu ülkede e, işte e, pomaklardır, romanlardır, e, saymakla bitmeyecek 73 milletin e, yan yana geldiği bir ittifaktan bahsediyoruz. Bunun öncülüğünü yapıyoruz. Kürt halkının yıllardır vermiş olduğu mücadele yolumuzu aydınlatıyor. Bu halkın onurlu mücadelesinin temsilcisiyiz ve bununla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz.